İyi geceler, mutlu haftalar. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Ayasa stüdyoları. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'de de yayındayız. Saatler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Suriye ve Irak'taki terör yapılarına yönelik gerçekleştirilen ve Pençe Kılıç adı verilen hava harekatına kara kuvvetlerinin katılmasının da mümkün olduğunu söylediği Türkiye'de 23'ü Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırısını kınayıp yas tutan Türk halkına katılıyoruz açıklamasıyla da yüzsüzlüğün bu kadarı dedirten terör örgütü destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde Washington'da 15'i 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 162 kişinin yaşamını yitirdiği Endonezya'nın Java Adası'nda Salı 03'ü İran milli futbol takımı oyuncularının Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynadıkları maç öncesi düzenlenen seremonide ülkelerinde devam eden protestolara destek amacıyla milli marşlarını okumadıkları Katar'da 23.01'i, gösterilere destek vermek amacıyla kamuya açık yerde başörtüsünü çıkartan iki ünlü kadın oyuncunun gözaltına alınıp tutuklandığı İran'da da 23.31'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu, haftanın birinci gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca yılın 325. günü olan 21 Kasım 2022 Pazartesi de Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri ekranlarınıza taşıyacağız. Ve TRT Haber'de gece bakışı günün manşetleriyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı'nın kara operasyonuyla devam edebileceği mesajını verdi. Sadece hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil dedi. Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli adımın ilgili birimlerle yapılacak istişare sonucunda atılabileceğini belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir saat kadar önce de harekat merkezindeki Savunma Bakanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonda görüştü, vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisizleştirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı. Şu ana kadar 184 terörist, en az 184 terörist etkisizleştirildi. Bu açıklamayı da az önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Terör örgütü PKK-YPG militanları, Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitilen, donatılan, silahlandırılan terör örgütü bulunduğu yerden, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine öğlen saatlerine doğru roketli saldırı düzenledi. Bir okulda hedef alındı ve alçak saldırıda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan şehit oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü başkent Jakarta'nın güneydoğusundaki Jinjaur bölgesi olan depremde en az 162 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla yaralı var. Büyük yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalanları kurtarma, arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıntıları birazdan diyeceğiz. Evet, bunlar günün öne çıkan başlıklarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de gece bakışı hemen başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG hedeflerine yönelik karadan ve havadan hava harekatıyla vurulmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Sınır hattındaki birliklerin komutanlarından bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, en az 184 teröristin etkisizleştirildiğini açıkladı. Detayları TRT Haber muhabiri Bircan Barut Tekin aktaracak diyelim ve söz sende Bircan. Fuat Kozluklu, Pençe Kılıç Hava Harekatı 3. gününde başarıyla sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekat merkezindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonda görüştü. Erdoğan, karadan ve havadan vurulan hedeflere devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Akar beraberindeki komuta kademesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa
Yalsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesiyle harekat merkezine indi. Akar, terör örgütü PKK-YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı, bilgi aldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'nin yer aldığı toplantıda talimatlar verdi ve Mehmetçi'ye başarı dileklerini iletti. Öte yandan Hulusi Akar harekatla ilgili bilgiler de paylaştı. Bunları da aktaralım. Buna göre Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtalarıyla ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyindeki Kandil, Assos, Hakurk, Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Munbiç, Zorb Mağara Bölgesi, Tel Rifat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler vuruldu. Harekatın ilk aşamasında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu 89 hedefte imha edildi. Bakan Akar artık hesap zamanı dedi. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu'nda, bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karakamış'ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız ifadelerini kullandı Bakan Akar. Akar, bunların hepsinin hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz dedi açıklamasında Fuat Kozluklu. Evet, en az 184 terörist etkisizleştirildi. Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine, oradaki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nda bu sayının artacağını da belirtiyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Bircan Barut Tekin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Türkiye'nin bir numaralı gündemiyle devam ediyoruz gece bakışına. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Suriye ile Irak'ın kuzey bölgelerinde üstlenen terör yapılarına düzenlenen ve Pençe Kılıç adı verilen hava harekatına kara kuvvetlerinin de katılabileceğini söyledi. Sadece hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil dedi. Erdoğan, harekatla ilgili bölgede askeri varlık gösteren herhangi bir ülkeden izin alınmadığını da vurguladı. Pençe Kılıç Hava Harekatı için ne Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ne de Rus lider Vladimir Putin'le görüştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda teröristin etkisizleştirildiğini de söyledi. İşte ayrıntılar. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekat için kimseden izin alınmadığını vurguladı. Harekatın rastgele yapılmadığına dikkati çekti. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünü hatırlattı. Eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. Nitekim şu anda da birçok saldırı planlaması içinde olan veya bu tür saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluşturan terör örgütleri var güneyimizde. Bu Irak tarafında da var, Suriye tarafında da var. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu boşu boşuna söylemedik. Planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a Pençe Kılıç Harekatı çerçevesinde kara operasyonu başlatılması olasılığı soruldu. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden de buna katılması gerekir. Bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler. İstişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Erdoğan harekata 70 muharip uçağın katıldığını belirtti. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Erdoğan harekatla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin'le görüşmediğini de vurguladı. Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetle çalışmıyoruz. Biz
Eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika'nın artık bizi bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim saldırısının ardından failin 12 saatte yakalandığını hatırlattı. Muhalefet tarafından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Tam bir garabet dedi. Öyle bir güvenlik teşkilatı ki 12 saat içinde işin failini ve bunların bağlantılı olduğu bütün kişileri bulundukları yerlerde, çalıştıkları yerlerde yakalamış, hepsini toplamıştır. Bütün bunlar yapıldığı halde kalkıp parlamentoda konuyla ilgili abuk sabuk böyle garip garip açıklamalar yapıyorlar. Şunu bir defa bilmeleri lazım. Bundan sonra da sizin beraber dayanışma halinde olduğunuz bu teröristler her zaman için er veya geç ama bizim avucumuzun içindedir. Onun bunun tetikçileri, caniler güruhu bir kez daha sivillere hedef aldı geride bıraktığımız günde. Terör örgütü PKK-YPG, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa sınırımızda bir terör güruhu besliyor, silahlandırıyor, donatıyor, eğitiyor. İşte onların tetikçisi olan PKK-YPG, Gaziantep'in 10 bin kadar nüfusu bulunan Karkamış ilçesine öğlen saatlerine doğru roketli saldırı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eğitip silahlarla donattığı teröristlerden söz ediyorum. Onların saldırısında biri çocuk, 5 yaşında, 2 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 19 sivil yaralandı. 5 aylık hamile yoğun bakımda. Ve teröristlerin saldırısına misliyle karşılık verildi. Verilmeye de şu dakikalarda devam ediliyor. Şehit düşen öğretmen 22 yaşındaydı. Ve minik yavrunun, o da 5 yaşındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Mahir Polat'ın yeğeni. O öğretmen ve çocuğun isimleri obüs mermilerine yazıldı. Öyle gönderildi teröristlerin inlerine o mermiler. Terör hedefleri hem havadan hem karadan vuruldu ve vurulmaya da devam ediyor. Terör örgütü PKK-YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı. Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler Gaziantep'te Karkamış ilçe merkezine düştü. Roketler bir okula ve eve isabet etti. Saldırıda biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 19 sivil yaralandı. 11-15 sularında o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Alçak saldırıda hayatını kaybedenlerden biri CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş'tı. Sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan da görevi başında şehit düştü. Oluşan basınçta da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz, öğretmenimiz 22 yaşında Ayşenur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralılardan 12'si taburcu edildi. Tedavisi devam eden 7 kişiden ikisinin durumu ağır. 5 aylık hamile Büşra Karataş da saldırıda ağır yaralandı. Anne Karataş entübe edildi. Şimdi bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor. Az geride duralım. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik alçakça havan saldırısının izleri pek çok noktada kendini gösteriyor. O noktalardan biri de şu anda bulunduğumuz bir lise binası. Ateşlenen havanlar şu anda okulun duvarını delmiş ve binaya büyük zarar vermiş durumda. Bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Saldırıda roketler iki eve zarar verdi. Bir sağlık çalışanı yaralılara müdahale için gittiği evde bir başka roketin hedefi oldu. 112 olarak oraya bombanın düştüğü yere gittik. Bir, ikinci kat mı üçüncü katta bir eve düşmüştü bomba. Bir sağlık arkadaş da o yaralıyı çıkarıp derken enkazın altında kalmıştı. İkinci bir bomba daha geldi. Onu da kendimi merdivenin boşluğunda buldum. Terör örgütünün alçak saldırısı karşılıksız kalmadı. Saldırılara hem havadan hem karadan misliyle karşılık verildi.
obüs mermilerine 5 yaşındaki Hasan Karataş ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın isimleri yazıldı. Fırat'ın doğusundaki terör yuvaları karadan topçu ateşiyle vuruldu. Jetler Diyarbakır'dan havalandı. Aynel Arap'taki hedefler yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Terör örgütü PKK-YPG bir kez daha sivillere hedef aldı dedik. Gaziantep'in 10 bin nüfuslu Karkamış ilçesi roketlerin hedefi oldu. Sınıf öğretmeni 22 yaşında Ayşenur Alkan ve 5 yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. Terör saldırısında 2 sağır 19 sivil yaralandı. 5 aylık hamile bir kadın yoğun bakımda. Ve alçak saldırıya, hainlerin saldırısına misliyle karşılık verildi. Verilmeye de devam ediliyor. Son durumu Türkiye-Suriye sınırında bulunan meslektaşım Bülent Çulcuoğlu aktaracak. Bülent, yaklaşık 16-18 saat önce seninle beraber Suruç'tan Karkamış'a, Gaziantep'e uzanan hatta birlikteydik. Bir risk oluştuğu aşikardı, zira terör örgütünün sosyal medya paylaşımları buna işaret ediyordu. Kayıp vermediklerini söylüyorlardı. Bugün o etkisizleştirilen teröristlerin cenaze konvoylarının görüntülerini de yayınlıyor terör örgütü. En az 184. Şu anda da herhalde obüslerle ve Mehmetçik yine karadan çeşitli vasıtalarla teröristleri cezalandırmaya devam ediyor. Yani etkisizleştiriyor. Sarı torbalık hale getiriyor. Nedir bilgilerimiz? An itibariyle durum nedir? Avcunun içi gibi bildiğim bir bölgede yıllardır tanıklık ediyorsun bu sürece. Seni dinleyelim. Fuat Kozluklu şu anda Aynel Arap ile Barış Pınarı bölgesi arasındaki bir noktanın hemen karşısındayız. Gelişmeleri buradan takip ediyoruz ama şunu söyleyeyim. Yaklaşık yarım saat önce Türk Silahlı Kuvvetleri Aynel Arap'ın doğusundaki hedefleri fırtına obüsleriyle etkili şekilde vurdu ve halen vurmaya devam ediyor ki o obüs sesleri bulunduğumuz noktaya halen gelmeye devam ediyor. Dediğim gibi yarım saat önce ateş destek vasıtaları tarafından Aynel Arap'ın doğu hattı etkili şekilde vuruldu. Evet, pençe kılıç hava harekatı ve bugün düzenlenen bu operasyonlarla birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 184 PKK, YPG, PYD, SDG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak şunu aktarayım, belki sabah bu sayı 200'ün üzerine çıkacak, belki çok daha fazla olacak. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri hem havadan hem de karadan Suriye'nin kuzeyi ile kuzeydoğusu, yani Fırat Nehri'nin doğusu ile Fırat Nehri'nin batısındaki bilinen hedefleri ve yeni tespit edilen bütün hedefleri vurmaya devam ediyor. Peki hangi bölgeler? İşte Öncüpınar Gümrük Kapısı'na saldırı düzenleyen teröristlerin işgalindeki Terrifat bölgesi. İşte bugün Karkamış bölgesine, Karkamış ilçesine hain saldırıyı düzenleyen teröristlerin yuvalandığı Aynel Arap'ın batısı ve güney hattı. Aynel Arap'tan düzenlenen saldırı, bugün Karkamış ilçesine yapılan o hain saldırı, Aynel Arap'ın 37-38 kilometre batısında Fırat Nehri'nin hemen doğu yakasındaki Bellione tepeleri var. Bellione tepelerinin arka hattından teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi ve önce fırtına obüsleri bölgeyi yoğun şekilde ateş altına aldı. Ardından da savaş uçaklarımız bölgeyi yoğun şekilde vurdu. Tabii Aynel Arap bölgesine ve Terrifat bölgesine şu anda ateş destek vasıtalarının atımları devam ediyor. Bunun yanı sıra Münbiç bölgesinin, yerel kaynaklardan gelen bilgiye göre Münbiç'in kuzey hattındaki terör hedefleri vuruluyor. Yine Hasaker'in kuzeyindeki terör hedefleri vuruluyor. Yani tespit edilen bütün hedefler şu ana kadar imha edilmiş durumda. Sözde karargahlar, sözde mevziler, sığınaklar, barınaklar, mağaralar, tüneller, işte hendekler, kaldıkları noktalar tek tek vurularak imha edildi ki
Zaten Milli Savunma Bakanlığı bu Pençe Kılıç hava harekatında 70'e yakın hava aracının katıldığı operasyonda 89 hedefin vurulduğunu açıklamıştı. Ancak bugün işte başlayan bu Karakamış olayından sonra başlayan harekatla birlikte 100'den fazla hedef vurularak imha edildi ve 184 terörist şu ana kadar Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda etkisiz hale getirildi. Tabii şu anda bu operasyonun ana merkezi, ana odak noktası, ağırlık noktası Aynel Arap bölgesi. PKK-YPG'li terör örgütünün teröristlerin özellikle sözde komutanları ve sözde eyalet sorumlularının bulunduğu ve bütün kanlı eylemlerin planlandığı bölge nokta olan Aynel Arap şu anda bu operasyonun odak noktası Fuat Kozluklu. Biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Halen ateş destek vasıtaları Aynel Arap'ın doğu hattını vurmaya devam ediyor. Evet, Aynel Arap. Yani Arap Pınarı dediğimiz bölgede Amerika Birleşik Devletleri ordusundan eğitmenler, istihbaratçılar, terör örgütü PKK, YPG ile el ele ve kol kolalar, Amerikalıların bağışladığı ambulanslar bugün onlarca teröristin leşini taşıdı. Konvoylar düzenlediler, onları gömdüler. Bu noktanın da altını çizelim. Bir şey daha eklemek isterim. İkiyüzlülüklerine ilişkin. Şimdi Gaziantep'in Karakamış ilçesine roketli saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri kınadığını belirtti. Yas tutan Türk halkına katılıyoruz açıklaması yaptı. Ama Bülent'in bulunduğu noktanın birkaç yüz metre ilerisinde Amerika Birleşik Devletleri teröristlerle el ele kol kola. Bülent Çulcuoğlu çok çok teşekkürler. Evet, Pençe Kılıç hava harekatıyla Mehmetçik teröristlere darbe vurdu. En az 184 leş var. En az. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 bölgede terör hedefleri imha edildi. Edilmeye de devam ediyor karadan obüslerle. Peki bu son derece kapsamlı, eş zamanlı ve eş güdümlü iki ayrı ülke toprağında barınan, kollanan, korunan teröristlere yönelik hava harekatının ardından bir kara harekatı başlatılabilir mi? Soru bu. Hava harekatı muhtemel bir kara harekatının habercisi mi? İkinci soru bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatıyla devam edebileceğini belirtti. Bunun da altını çizelim. Barış Kılıcı, Pençe Kılıç adı verilen harekatın kara unsurlarıyla da sürdürülebileceğinin altını çizdi. Evet, bu soruları uzmanlar değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kartalları terör hedefleri için havalandı. Terör örgütü PKK-YPG'ye pençe kılıç darbesi indirildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 bölgede onlarca terör yuvası imha edildi. Altı üstten 70'e yakın hava aracı kalktı. Son yılların en büyük hava harekatlarından biri oldu. Peki bu kapsamlı harekat sonrası bir kara harekatı olası mı? Temizlik mutlaka bir kara harekatıyla olur. Yani hava harekatı, harekat ortamını sizin istediğiniz oranda şekillendirir. Ama son şekillenmeyi ve neticeyi kara harekatıyla alırsınız. Rıfat, Memiç gibi yerlerin alınmasına yönelik hatta Aynel Arap'ın bu kapsam içerisine girmesi gibi şeyler düşünülemez miydi? Düşünülürdü. Düşünülmüyor mu? Düşünülüyor ama ne zaman? Bundan sonra. Burada asıl amaç mesaj vermekti. Gerçekten burada bir kararlılık gösterilmesi ve hain İstiklal'deki saldırıya bir cevap niteliği taşıyordu. Bu bundan sonra yapılacaklar için bir kapı araladı. Uzmanlara göre terör örgütüne öldürücü darbeyi indirmek için kapsamlı bir kara harekatı şart. Zamanlaması da önemli. Bunu Türkiye belki diplomatik olarak bir rezerv olarak elinde tutuyor olabilir. Yani bu kara harekatının ne zaman başlayacağının
sorusu aslında günümüzde artık bu harekat diplomasi ilişkilerinde çok önemli bir noktadır bu. Bu soru bile tehditin bölgede etkisinin azalmasına neden olabilecek bir sorudur. Dolayısıyla bunu bir zorunluluk olarak değil, ihtiyacın ne zaman nasıl çıkacağını ve tehditin nasıl bertaraf edileceği üzerinden düşünülürse daha sağlıklı olur diye değerlendiriyorum. Ateş! Terör örgütü PKK-YPG'nin Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik roketli saldırısına tepkiler peş peşe geldi. Mesajlarda hain ve alçak saldırı lanetlendi. Terörle mücadelede bir kez daha kararlılık vurgusu yapıldı. Terör örgütü PKK-YPG'nin Karkamış'ta doğrudan sivilleri hedef aldığı roketli saldırı kınandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütünün alçaklık ve korkaklıktan başka yüz olmadığını belirtti. Terör örgütü ve destekçilerinin karanlık emellerine asla ulaşamayacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Milletimiz müsterih olsun, bu alçaklıkların bedeli o kalleşlere sorulacaktır, dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında güvenlik güçlerinin terör örgütü YPG PKK'nın saldırılarına misliyle karşılık verdiğini söyledi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener saldırıyı alçakça olarak nitelendirdi. İki lider de sosyal medya hesaplarından milletimizin başı sağ olsun notunu paylaştı. AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da mesajlarında terörü lanetledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hain saldırıya tepkisini terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz sözleriyle dile getirdi. Saatlerimiz 23.25'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'la normalleşme sürecine ilişkin konuştu. Yeniden niye başlamasın ifadesini kullandı. Erdoğan, Rusya lideri Putin'le fakir ülkelere ücretsiz tahıl gönderme konusunda mutabık kalındığını da belirtti. Yeniden niye başlamasın dedi. Bunların sinyalini verdik ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini bu ifadelerle değerlendirdi. Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın? Yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Mısır Cumhurbaşkanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Erdoğan'la Sisi'nin el sıkışması, ikili ilişkilerin gelişmesi için bir başlangıç olacak denildi. Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilere dış gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya lideri Putin'in kendisine az gelişmiş ülkelere ücretsiz tahıl gönderme teklifi yaptığını söyledi. Bu konuda mutabık kalındığını vurguladı. Hatta öyle bir planlama yaptık ki biz icabında buğdayı alırız, Türkiye'de bunu una çeviririz. Ondan sonra da az gelişmiş ülkelere göndeririz. Bunu buğday olarak alıp una çevirmek ve az gelişmiş ülkelere göndermemiz o insanların bize olan hayır duasını artıracaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasında oynadığı rolü hatırlattı, muhataplarıyla yaptığı görüşmeleri anlattı. Hangi liderle görüşsek hepsinin bize söylediği şu, gerçekten çok büyük işler başardınız. Çok büyük işler başarıyorsunuz ve sizlerle beraber dünya şu anda rahat bir nefes alıyor. Sayın Guterres'le yine yan yanaydık, konuştuk. O da yine teşekkürlerini, şükranlarını bildiriyor. Eğer Türkiye bu işin içinde olmasaydı biz bu işi başaramazdık diyorlar. Terör örgütünün en büyük yapılanmasının, silahlı olmayabilir ama teröristler, en büyük yapılanmasının gerçekleştirildiği ülkelerden birisi İsveç. Almanya, İsveç, İngiltere, Fransa, Hollanda,
Danimarka, Finlandiya. Bu gerçeği hepimiz biliyoruz ve bir kez daha hatırlatmak istedim. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançlaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtıldı. Bu nedenle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Stefan Hörström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, kınandı. Terör örgütü PKK iltisaklı unsurlar tarafından Türkiye Stockholm Büyükelçiliği kançlaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğrafların yansıtılması tepkiyle karşılandı. Diplomatik kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre eylem kınandı ve olayın soruşturulması talebi bakanlığa çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne iletildi. Bu kapsamda kabul edilemez bu eylemin faillerinin tespit edilip gerekli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı. Evet, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları var. Burada kilit ülke Türkiye, zira bu ülkelerin terör örgütlerine nasıl güvenli bir zemin oluşturduğu, onları kolladığı, koruduğu aşikar biliniyor. O nedenle İsveç'e eğer NATO'ya üyelik sürecinde taahhütlerini yerine getirmezsen vurgusu hep yapılıyor. Deprem Endonezya'da meydana geldi. 5,6 büyüklüğünde. Yerel medya en az 162 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının artabileceğini, 700'ü aşkın kişinin de yaralandığını duyurdu. Büyük yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye depremle ilgili taziye mesajı yayımladı. Barışan. Evler yıkıldı, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Endonezya 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel medya 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde 160'tan fazla kişinin öldüğünü, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan bazıları acil durum çadırlarında, bazıları da hastane otoparklarında tedavi edildi. Enkaz altında kalanları kurtarmak içinse ekipler zamanla yarışıyor. Merkez üssü başkent Jakarta'nın güneydoğusundaki Cianjur bölgesi olan depremin ardından 2 saat içinde 25 artçı sarsıntı kaydedildi. 2200'den fazla ev hasar gördü. 13.000'den fazla kişi yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Jakarta'da da hissedilen deprem nedeniyle kentteki bazı bina ve ofisler boşaltıldı. Bölgede depremin tetiklemesiyle toprak kayması da meydana geldi. Bu nedenle tahliyeler sekteye uğradı. Elektriğin kesildiği bazı bölgelerle de iletişim kurulamadı. Türkiye depremle ilgili taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda Endonezya halkıyla hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz denildi. Bu arada Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre saat 02:25'te Ege Denizi Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Merkez üssü Datça'ya 107.44 kilometre uzaklıkta olan deprem ve yerin 48 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgede hissedilen sarsıntı sonrası çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Yetkili birimlere ihbar gitmediği ancak her ihtimale karşı bölgede araştırmaların, taramaların devam ettiği belirtildi. Şimdi Datça'da son 10 günde 4'ün üzerinde büyüklüğe sahip depremler yaşandı. 3 deprem yaşandı. Yine 4'ten küçük de çok sayıda depremin kaydedildiği bilgisi var. Son olarak Datça açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi dedik. Ayrıntılarını az önce aktardık. 30 Ekim 2020 tarihinde de yine Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında meydana gelen bir deprem vardı. 6,6 büyüklüğünde ve o deprem özellikle İzmir'de, Bayraklı ve Bornova'da yıkıma sebep oldu. Ölümcül yıkımdan söz ediyoruz. Seferihisar'ı dev dalgalar vurdu. Adeta
bir tsunami yaşandı. 117 kişi hayatını kaybetmişti ve depremde 1035 kişi de yaralandı. Çanakkale'de de 2017 ve 2019 yıllarında hasara yol açan depremler kaydedildi, yaşandı. Ege Denizi'nde yaşanan depremleri konuğumuz, bu alanda görüşlerine ilk ve sık sık başvurulan değerli bir isim var. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizlerle beraber Skype bağlantısıyla. Hocam merhabalar, iyi geceler. Merhabalar Fuat Bey, iyi yayınlar diliyorum. 12 Kasım'da değil mi deprem tatbikatı? Evet, evet 12 Kasım'da. Acil durum, evet. Orada Türkiye'nin birinci derecede deprem bölgesi olduğunun altını bir kez daha çizmiştiniz. Sizinle de İzmir'i de vuran o Ege Denizi açıklarında, Yunanistan değil mi yanımı? Sisam Adası açıkları. Sisam Adası. Doğru. Evet, sonrasında birlikte yayınlar gerçekleştirdik. Ve hep altını çizdiniz. Türkiye yıkıcı boyutta depremlerin etki gösterebildiği bir fay örgüsüyle kaplı. O nedenle hazır olmalıyız. Yapılarımızı buna göre inşa etmeliyiz. Her türlü yapıyı. Çünkü bakkalda, berberde yaşamayacağımızın, depreme yakalanmayacağımızın garantisi yok dediniz her zaman için. Öncelikle bu yaşanan Datça ve Ege'deki depremler diye sorayım. Neye işaret ediyor sizce? Artçıları da biz deprem olarak mı ifade ediyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Yoksa bir deprem diğerinden bağımsız yine bir başka deprem mi? Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Biz bir deprem ülkesiyiz ve bu tür depremleri her iki günde bir, hatta her gün duyacağız, hissedeceğiz. Bu bizim normalimiz aslında. Yani çok sürpriz depremler değil. Depremler bir bütün. Aslında deprem bir süreç. Yani deprem öyle bir süreç ki bazı yerde 100 yıl sürer, bazı yerde 1000 yıl sürer. Ama belli aralarda tekrarlanma aralıkları var. Nedir o? İşte bir ana şok olduğu zaman, mesela bugün 5.4 bir ana şok. Onun öncesindeki, sonrasındakiler öncü ve artçı diye adlandırılıyoruz. Ama ana şoku yaşamadan zaten önce artçı deme şansımız yok. Biz hissetmiyoruz ama her gün birkaç yüz tane deprem oluyor. Bunlardan bir iki tanesi dördün üzerinde oluyor. Fakat bu 5.4 büyüklüğündeki deprem bizim Türkiye sınırları içerisinde değil. Güneybatı Anadolu'da Girit'le Kerpe, diğer bir adıyla Karpatos Adası'nın kuzeyinde, Ege bölgesindeki Çukurluk'ta meydana gelen deprem. Buralar doğrusu beni hep korkutur. Çünkü buralarda büyük depremler yaşanabiliyor. Mesela Anadolu Anakarası üzerinde en büyük depremler doğrultu atımlı faylar üzerinde. Yani Kuzey Anadolu fayının oluşturabileceği en büyük deprem 8. Ege bölgesindeki depremlerin en büyüğü 7'yi geçmemesi gerekir. Fay mekanizması nedeniyle. Fakat Güneybatı Anadolu'ya geldiğimizde orada durun. Orada tehlike büyük. Çünkü Girit'le ve Rodos'un güneyindeki Çukurluk'ta, 4500 metreye varan Çukurluk'ta Afrika bir yitim yapıyor. Yani biz Datça açıklarına kadar aslında tek bir kabuk yok. Onun altında bir tane daha kabuk var. Nitekim depremlerin olduğu kabuk bizde maksimum 30 kilometre. Bakın buradaki deprem 81 kilometre. Yani Mahmada mı oldu? Hayır. Çünkü Datça'nın altına doğru ta Rodos'tan, Girit'ten dalan Afrika levhası oraya kadar uzanıyor. Alttaki ikinci tabakada meydana gelen deprem ve biz de iz düşümünde Datça çevresinde bu depremleri hissediyoruz. Yani bu bölgenin önemi şuradan da kaynaklanıyor. 9'un üzerine çıkan depremler yaratabilen bir bölge burası. Mesela Bodrum'un oluşumu da bir deprem sonrası değil mi hocam? Bodrum ilçesi. Evet, kesinlikle öyle. Gökova Körfezi'nin kendisi bile başlı başına faylarla oluşmuş bir şey. Sadece faylarla değil, aynı zamanda volkanik faaliyetler çok yaygın. Evet. Yani orada üçlü bir tehlike var. Deprem, volkanizma ve tsunami. Bu üçünü aynı anda saymak gerekiyor. Tarihsel olarak bunlar böyle o gelişti mi? Elbette. Yani dünya literatürüne geçmiş, hatta Atlantis kıtasının yok olmasıyla ilgili söylenceler buradan çıkma. Evet. O bakımdan Güneybatı Anadolu'dan bir haber geldiği zaman ben biraz endişe duyarım. Ama maalesef de sık deprem olan bir bölge. Bu sismik hareketlilik bizi
ne kadar endişelendirmeli, ne kadar kaygılandırmalı sıklık itibariyle? Bu sıklık zaten var. Yani 6'yı geçen depremlerden sonra endişelendirmesi gerekiyor. Hatta 7'yi, hatta 8'e varan, hatta 8'i geçen depremler bile olabilecek yer burası. Belli periyotları doldurduğu zaman bunlar tekrarlanacak. Şimdi bu gece ama rahat bugün mı yatmalı insanlar 8-9 deyince? Bu yani öngörünüz? Ben şahsen rahat yatıyorum. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Esas olan yapıların sağlam olması. Anladım. Yoksa Ege için şimdi söyledi, adaları da konuşuyoruz. Evet. Birden Bodrum boşalmasın. O yüzden yani çok haklısınız. İstatistiki açıdan baktığınızda risk ne kadar yakın ya da uzak? Bunu söyleme şansımız yok. Yani büyük depremleri önceden söyleme şansımız yok. Yani bu 5.4'ten sonra da büyük deprem gelecektir demek bilimsel olarak çok spekülatif. Özellikle sordum bunu, biliyorsunuz. Çünkü ironi yapıyorum burada. Biz sürekli işte şu kadar yıl aralığı varmış, onun için hani biraz daha vaktimiz var gibi falan. Böyle bir rehavete kapılmayalım. Sizin ağzınızdan duyalım diye. Kesinlikle haklısınız ama bu bir saat sonra 7 büyüklüğünde bir depremin olmayacağı anlamına da gelmez. Evet. Belki bir ay boyunca da küçük depremlerle devam eder gider. Bunu bilme şansımız yok. Esas olan depremlerin olabileceği, hele Güneybatı Anadolu oluyorsa denizin içinde olduğundan tsunami de olabileceği şeyini hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Marmara için tsunami riski var mı hocam, iç deniz olduğu için? Kesinlikle var. Biz Marmara Denizi'nin kıyılarında kataloglama çalışmasıyla 40'a yakın tsunami var. Bu tsunamiler bir kısmı depremin oluşturduğu tsunamiler olduğu kadar bir kısmı da denizaltı heyelanlarının yarattığı tsunamiler, ki onlar daha tehlikeli. Denizaltı heyelanlarının yarattığı tsunamiler normal tsunamiden daha yüksek olabilir. Yani kim Marmara'da tsunami olmayacak diyorsa yani tabiri caizse halt ediyor. Kayıtlar var. Bütün medeniyetin tarihsel kayıtları var. Anladım. Kazılar yapıldık ve bunları uluslararası platformda yayınladık. Bir sürü çalışan arkadaşımız var. Dolayısıyla bu gerçeği kabul etmeleri gerekiyor. Artık 1999, 2017'deki Bodrum, arkadan Seferihisar, hala bizim tsunami gerçeğimizi kabul etmeyen varsa ben ne diyeyim yani? Peki, burada bir yani, bilim dünyasındaki bazı isimlere gönderme yaptığınızı anlıyorum ben. Yani sanki yokmuş gibi açıklamalar yaparak kafa karıştırdıkları izlenimi ediniyorum bu söylediklerinizden. Çok haklısınız. 20 sene kaybettik. Bir tsunami gerçeğini kabul ettirene kadar. Ha. Daha yenilerde Marmara'da önlemler alınmaya, sakının planları uygulanmaya başladı. Yani bu geç kalınmış bir süreçtir. Ya peki, bu süre içerisinde 7'den büyük bir deprem olsaydı, tsunami yaratsaydı ne yapacaktık? Evet. Kıyılardan mı bekleyeceğiz? Hocam, fazla vaktinizi almayayım. Son bir soru. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Nokta. 2021'in sonunda 81 il için il afet risk azaltma planı yayımlandı. Belki deprem önlenemez tabii ama etkilerini azaltma noktasında bir rehber var. Siz ve sizin gibi birçok değerli bilim insanı tarafından sık sık vurgulanıyor. Azaltma noktasında, etkilerini azaltma noktasında bir kez daha bize öğüt ve ders verir misiniz? Şöyle söyleyelim. İlafet risk azaltma, deprem riskleri azaltma projeleri tüm illerde başladı. İstanbul'da da başladı. Bunun gereklilikleri, icapları neyse hepsi yapılmaya başlandı. Mesela geçen sizinle birlikte yaptığımız şey de bu. Avcılardan yaptığımız şey. Bunun bir planın parçasıydı. Nitekim ondan sonra şöyle haberler duyduk. İletişimde sorunlar yaşanmış. Mesela uyarılar geç giden telefonlar var. Ben de buna şöyle sevindim. Dedim ki bu tatbikatın amacı zaten bu. Her şey dört dörtlük olmayabilir. Ama eksikler. Sanki hocam, özür dilerim lafınızı kesiyorum. Bir telefonunuzda bir ayar yapmanız gerekiyormuş. Kapalı tuttuğunuz bir bölüm varmış. Onu açmak gerekiyormuş ki bundan sonra o gecikme falan gibi bir şeyden söz edilmez. Yani sistem iyi çalıştı ama bireylerin bu telefon ayarlamalarını yapmasında bir eksiklik olmuş. Doğru mu? Ya toplumsal birliktelik açısından müthiş bir çalışmaydı bence. Düşünebiliyor musun? Türkiye'nin tamamının
katıldığı, desteklediği bir şey. Elbette eksikler olacak ve bunlar görülecek. Zaten tatbikatın amacı o. Yani biz sonraki sene yapsak belki habersiz tatbikat yapacağız. Bunlar yaşanmayacak. Ne kadar tatbikat, o kadar maça hazır olursunuz. Başka türlü olmaz. Yani ben eleştirenleri çok kınıyorum. İşin içinde değilseniz aslında sorunun bir parçasısınız. Dolayısıyla bu tatbikatın bir bileşeni olmak, bir paydaşı olmak gerekiyor. Ve yürekten herkesin desteklemesi gerekiyor. Eleştirileri de direkt yapıp düzelmesi adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yürekten teşekkürler. İyi ki sizi tanıyorum hocam. Sağ olun. Yıldız Teknik olun. Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy. Hatay'ın güzel insanlarından birisi. Hocam o bölge de riskli değil mi? Çok riskli. Sizle de konuşmuştuk. Dünyanın büyük depremlerinden bazıları benim memlekette oldu maalesef. Orada da kentsel dönüşüm adına Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışmalar yapıyor. Haberlerini alıyorum. Ama hiçbir yerdeki çalışma daha tam yeterli diyebileceğimiz çalışma değil. Güzel seferberlik var ama biraz daha hızlı, biraz daha gönül koyarak devam etmemiz gerekiyor tüm Türkiye'de. Çok sağ olun. İyi geceler diliyoruz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi saatler 23.44. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Yaşarken fenomen olmuş bir isim. Gazeteci yazar Hıncal Uluç. Uluç tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 83 yaşında hayata veda etti. Hıncal Uluç Sabah ve Fotomaç gazetelerinde köşe yazıları kaleme alıyordu. Ben kendim yazacağım. Kendi yazımda kendi. Tek böbreği iflas etti, yoğun bakıma alındı. Uzunca bir süre yoğun bakımda kaldı, entübe edildi. Gazeteci yazar Hıncal Uluç vefat etti. Ahmet Baş bir ünlü teknik direktörleri. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapayan usta gazeteci Hıncal Uluç, 1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başladı. Eğitimini Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı. Hıncal'ın nasıl buldunuz? Askerden döndüğü 1967 yılında gazeteciliğe Yankı Gazetesi'nde başladı. 1980'de İstanbul'da Gelişim Yayınları'nın çıkarılmasında öncülük etti. Hıncal Uluç 1990 yılından bu yana Sabah ve zaman zaman Fotomaç gazetelerindeki köşe yazıları ve spor yorumlarıyla da tanınıyordu. Tırmanış bunu gösteriyor. 6 ay önce kalçasını kırdığı için bypass ameliyatı geçiren Uluç'un akciğerinde de büyük bir problem olduğu belirlenmiş, aynı anda 2 ameliyat birden geçirmişti. Ama hangimiz ne ölçüde samimiyiz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Hıncal Uluç'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesaplarından Hıncal Uluç'un yakınlarına başsağlığı diledi. Ben kendim yazacağım. Kendi yazımda kendi. Gazeteci yazar, yorumcu Hıncal Uluç'un vefatının ardından taziye mesajları ardarda geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hıncal Uluç için taziyesini sosyal medya aracılığıyla yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Uluç için kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. Şey vardır, anekdot vardır işte bu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Hıncal Uluç'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Hıncal Bey'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, Turkuvaz Medya Grubu'na ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Uluç için taziye mesajı paylaşan bir diğer isim ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ydu. Kasapoğlu, hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı dilerim mesajını paylaştı. Şimdi bir yerde
aslanlar gibi yakışıklı bir adam var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da Hıncal Uluca Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve medya camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs Amasya'da kaza yaptı. 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Turne dönüşünde olan ekibin kazadan önceki görüntüleri yürek burktu. 7 günlük tiyatro turnesini tamamlamışlardı. Bindikleri minibüs tırı arkadan çarptı, 3'ü hayatını kaybetti. Baş belası oyunu için şehir şehir gezen tiyatro ekibinin dönüş yolculuğu acı bitti. Turnenin son şehri Çorum'da sahne alan ekip Merzifon yakınlarında kaza yaptı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Aralarında ünlü oyuncular Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin de bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğu ve bu sürat neticesi aynı hatta seyreden tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabında hayatını kaybeden tiyatrocuların ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Tiyatro ekibinden geriye bu görüntüler kaldı. Günlerdir farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşan ekibin, Çorum'da yola çıkmadan önce kaydedilen görüntüleri yürek burktu. Marmara bölgesinde lodos etkili oldu. İstanbul'da Harem Otogarı'nda bir yazıhanenin çatısı uçtu. Boğaz'daki köprülerin üzerinde rüzgar nedeniyle güçlükle ilerleyen motosiklet sürücülerine diğer sürücüler siper oluşturdu. Çanakkale, Bursa ve Sakarya'da da sürücülerle yayalar zor anlar yaşadı. Boğaz Köprüsü'nün üzerindeyiz. İnanılmaz sallanıyor, inanılmaz. Araçlar... Köprülerde motosikletler güçlükle ilerledi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Lodos, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Marmara bölgesinde etkili olan fırtına deniz ulaşımında etkiledi. Şehir hatlarında bazı seferler iptal oldu. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Hadımköy mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Sallanıyor köprü ve her iki tarafta da araçlar güçlükle hareket edebiliyor. Deniz inanılmaz kabarmış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücülerin fırtınayla imtihanı kameraya böyle yansıdı. Köprü beşik gibi sallandı. Motosikletliler araçları siper yaparak kontrollü şekilde ilerledi. Araçlar gitmekte zorlanıyor. Gördüğünüz gibi motorcuya da eşlik ediyoruz. Çünkü yanından çıktığı an devrilmesi muhtemel. Bir metrobüs sürücüsü de rüzgar şiddetlenince köprüde dörtlülerini yaktı, yavaşladı. Motosiklet sürücüsü de köprüyü geçene kadar böyle ilerledi. Fırtınada Üsküdar Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu. Alo. Fatih'te de bir binanın dış cephe kaplamasından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü. Çanakkale'de bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle yapılamadı. Lodos fırtınası Çanakkale'de beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Öyle ki şiddetli rüzgar nedeniyle deniz adeta kabardı. Bursa'da da lodosun etkisi zaman zaman arttı. Hızı saatte 70 kilometreye çıkan fırtına yayalara zor anlar yaşattı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ise bir çınar ağacı rüzgara dayanamadı. Üzerine devrildiği 4 araçta hasar oluştu. Katar'da başlayan Dünya Kupası'na grup mücadeleleriyle devam ediliyor. Bugün 3 karşılaşma vardı. İkisi bitti. Amerika Birleşik Devletleri Galler maçı devam ediyor. A grubundaki ilk maçta Hollanda Senegal'i 2-0 mağlup etti. B grubu karşılaşmasında ise İngiltere İran'ı 6-2'lik skorla geçti. Dünya Kupası'na ilişkin detayları bu tarihi etkinliğe tanıklık eden değerli meslektaş Üstad Cüneyt Ersan bizlere aktaracak. 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'na tanıklık ettim ama keyfini çıkaramadım.
imrenerek izliyoruz. Bu şanslı meslektaş neler aktaracak bize Cüneyt? TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Bir kez daha iyi geceler, bir kez daha merhaba. Ben Fuat Kozluklu. Aynı zamanda TRT Radyo Haber'le ortak yayındayız. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 24'ü, takvim yaprakları da yılın 326. günü olan 22 Kasım 2022 Salı'yı gösteriyor. Ve Gece Bakışı'nın ikinci dilimine gündemin önemli başlıklarından bazılarını hatırlatarak başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kılıç Harekatı'nın kara operasyonuyla devam edebileceği mesajını verdi. Sadece hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil dedi. Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerekli adımın ilgili birimlerle yapılacak istişare sonucunda atılabileceğini belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 saat kadar önce de harekat merkezindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonda görüştü. Vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve de etkisizleştirilen teröristlere ilişkin bilgi aldı. Terör örgütü PKK-YPG militanları dün öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenledi. Bir okul da hedef alındı. Alçak saldırıda sınıf öğretmeni 22 yaşındaki Ayşenur Alkan şehit oldu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş PKK'lı teröristlerin açtığı hain saldırıda ateş sonucu yaşamını yitirdi. İran'da sular durulmuyor, haftalardır durulmuyor. 2 ayı geçti. Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümünün ardından başlamıştı gösteriler ve şimdi ülkenin dört bir yanını sarmış durumda. Alev alev çatışmalar var. Keskin nişancılar göstericileri öldürüyor. Ve Tahran yönetimi protestoları bastırmak için çabalıyor. Bir kişi daha idama mahkum edildi. Gösterilere katılanların sayısı binlerle ifade ediliyor ve hepsi de idamla yargılanıyor. Sokağın tepkisi Katar'daki Dünya Kupası'na da yansıdı. İran milli futbol takımı ülkenin milli marşını söylemedi. Evet. Bunlar gündemin öne çıkan haberlerinden bazılarıydı. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası için TRT Haber'de Gece Bakışı'nın ikinci bölümü hemen başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG teröristlerine yönelik hedeflerin karadan ve havadan vurulmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Sınır hattındaki birliklerin komutanlarından bilgi alan Bakan Akar açıklama yaptı. En az 184 teröristin etkisizleştirildiğini açıkladı. Öldürüldüler. Detayları TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktaracak. Suriye sınırı sıfır noktasında bir yerden karşımızda. Deneyimli bölge uzmanı artık bir meslektaş. Bülent Çulcuoğlu, seni dinliyoruz. Fuat Kozluklu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğusundaki operasyonu kararlılıkla devam ediyor. Hem havadan hem de karadan ateş destek vasıtaları ve savaş uçakları tarafından terör hedefleri imha ediliyor. Ki bugün Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen ve 2 vatandaşımızın şehit olduğu, 6 vatandaşımızın yaralandığı bu saldırıdan hemen sonra birçok noktada tespit edilen hedefler etkili şekilde vuruldu. Terrifat'ın kuzeyi, Münbiç'in kuzeyi, Aynel Arab'ın çevresi ve yine Haseke'nin kuzey noktası ile Kamışlı çevresi etkili şekilde vuruldu. Ve halen de zaman zaman vurulmaya devam ediyor ve biz şu anda Aynel Arab'la Barış Pınarı bölgesi arasındaki bir noktadayız ve zaman zaman bulunduğumuz noktaya topçu atışı seslerinin geldiğini hemen aktarmış olayım. Evet, devam eden hem bu operasyon hem de Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde devam eden operasyonla ilgili komutanlardan bilgi aldı. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşerek harekatla ilgili bilgi aldı ve gerekli talimatları Bakan Akar'a iletti. Peki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu görüşmeden sonra ve komutanlarla yaptığı toplantının ardından hangi açıklamalarda bulundu? Gerçekten Bakan Akar'ın önemli açıklamaları vardı. Operasyonun detaylarını paylaştı ve etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısını açıkladı. Gece bölümünde 81 hedef vuruldu. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde toplam. Sabah da o en muhtemel hedeflere 8 hedefe de tekrar uçaklarımız gerekli harekatı uygulamayı yaptılar. Biz diyoruz ki artık bu hesap zamanı, bu İstanbul'da Beyoğlu'nda yaptıkları alçaklık, bugün yaptıkları alçaklık ve daha önce yaptıkları bütün alçaklar, bunun hesabını tek tek soracağız. Bunun hesabını verecekler. İşte aldığımız bilgiler gerek hava harekatıyla gerek ateş destek vasıtalarımızla şu ana kadar yapılan harekatın sonucunda 84 teröristin etsiz hale getirildiğine dair bilgi var. En son terörist etsiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın kara operasyonuyla devam edebileceği mesajını verdi. Sadece hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil dedi. Erdoğan, harekatla ilgili kimseden izin alınmadığının da altını çizdi. Ne Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ne de Rus lider Putin'le görüştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda teröristin etkisizleştirildiğini de ifade etti. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen harekat için kimseden izin alınmadığını vurguladı. Harekatın rastgele yapılmadığına dikkati çekti. Bir gece ansızın gelebiliriz sözünü hatırlattı. Eğer ülkemize, topraklarımıza birileri rahatsızlık veriyorsa bunlara biz bedelini ödetiriz. Nitekim şu anda da birçok saldırı planlaması içinde olan veya bu tür saldırıları gerçekleştiren, tehdit oluşturan terör örgütleri var güneyimizde. Bu Irak tarafında da var, Suriye tarafında da var. Bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu boşu boşuna söylemedik. Planlanan saat geldiği anda da bu adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a Pençe Kılıç Harekatı çerçevesinde kara operasyonu başlatılması olasılığı soruldu. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden de buna katılması gerekir, bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler. İstişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Erdoğan harekata 70 muharip uçağın katıldığını belirtti. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Erdoğan harekatla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin'le görüşmediğini de vurguladı. Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden da Sayın Putin de biliyor. Türkiye'nin güvenlik teşkilatı bizler icazetle çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika'nın artık bizi bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim saldırısının ardından failin 12 saatte yakalandığını hatırlattı. Muhalefet tarafından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Tam bir garabet dedi. Öyle bir güvenlik teşkilatı ki 12 saat içinde işin failini ve bunların bağlantılı olduğu bütün kişileri bulundukları yerlerde, çalıştıkları yerlerde yakalamış, hepsini toplamıştır. Bütün bunlar yapıldığı halde kalkıp parlamentoda konuyla ilgili abuk sabuk böyle garip garip açıklamalar yapıyorlar. Şunu bir defa bilmeleri lazım. Bundan sonra da sizin beraber dayanışma halinde olduğunuz bu teröristler her zaman için er veya geç ama bizim avucumuzun içindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği, Yunanistan'ın da aralarında olduğu birçok ülkenin beslediği, kolladığı, koruduğu bir güruh terör örgütü PKK-YPG. Ve bir kez daha sivillere hedef aldı. Gaziantep'in 10 bin nüfuslu Karkamış ilçesi dün öğlen saatlerine doğru roketlerin hedefi oldu. Saldırıda biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 19 sivil yaralandı. 5 aylık hamile kadınsa hayata tutunmaya çalışıyor, yoğun bakımda. Ve bu alçak hain saldırıya misliyle karşılık verildi.
Şehit düşen öğretmen ve çocuğun isimleri obüs mermilerine yazıldı. Terör hedefleri hem havadan hem karadan vuruldu, vurulmaya da devam ediyor. Terör örgütü PKK-YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı. Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler Gaziantep'te Karkamış ilçe merkezine düştü. Roketler bir okula ve eve isabet etti. Saldırıda biri çocuk, iki kişi hayatını kaybetti. 19 sivil yaralandı. 11-15 sularında o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Alçak saldırıda hayatını kaybedenlerden biri CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni Hasan Karataş'tı. Sınıf öğretmeni Ayşe Nur Alkan da görevi başında şehit düştü. Oluşan basınçta da maalesef öğretmen odasının camları kırılması suretiyle maalesef bir kardeşimiz, öğretmenimiz 22 yaşında Ayşe Nur Alkan öğretmenimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yaralılardan 12'si taburcu edildi. Tedavisi devam eden 7 kişiden ikisinin durumu ağır. 5 aylık hamile Büşra Karataş da saldırıda ağır yaralandı. Anne Karataş entübe edildi. Şimdi bebeğiyle yaşam mücadelesi veriyor. Az geride duralım. Ben de bu öğretmen. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik alçakça havan saldırısının izleri pek çok noktada kendini gösteriyor. O noktalardan biri de şu anda bulunduğumuz bir lise binası. Ateşlenen havanlar şu anda okulun duvarını delmiş ve binaya büyük zarar vermiş durumda. Bu hafta Karkamış'ta tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Saldırıda roketler iki eve zarar verdi. Bir sağlık çalışanı yaralılara müdahale için gittiği evde bir başka roketin hedefi oldu. 112 olarak oraya bombanın düştüğü yere gittik. Bir, ikinci kat mı üçüncü katta bir eve düşmüştü bomba. Bir sağlıkçı arkadaşken o yaralıyı çıkarıp derken enkazın altında kalmıştı. İkinci bir bomba daha geldi. O anda kendimi merdivenin boşluğunda buldum. Terör örgütünün alçak saldırısı karşılıksız kalmadı. Saldırılara hem havadan hem karadan misliyle karşılık verildi. Obüs mermilerine 5 yaşındaki Hasan Karataş ve şehit öğretmen Ayşe Nur Alkan'ın isimleri yazıldı. Fırat'ın doğusundaki terör yuvaları karadan topçu ateşiyle vuruldu. Jetler Diyarbakır'dan havalandı. Aynel Arap'taki hedefler yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanlığı okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Saatlerimiz 00.12, takvim yaprakları da 22 Kasım 2022 Salı'yı gösteriyor TRT Haber'de. Gece bakışını izliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kumar masasında olmadık olmayacağız sözlerine yanıt verdi. Altılı masa alışveriş yapmıyor mu? Şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Asıl kumar budur ifadesini kullandı. Ve Meral Akşener'e bir kez daha çağrı yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan'ın Katar dönüşünde gazetecilerin sorusu üzerine altılı masadaki bakanlık pazarlığı iddialarına değindi. Asıl kumar budur, dedi. Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? Altılı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener, ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var, ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Erdoğan, Meral Akşener'e bir kez daha çağrı yaptı. Biz işimize bakıyoruz. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var. Erdoğan yürütülen sosyal projeleri hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalan siyaseti yapmakla eleştirdi.
Şu an itibarıyla ilk evim, ilk iş yerim projesine resmi müracaat sayısı 1,5 ayda 8 milyonu buldu. Bay Kemal bak, ben resmi rakamdan bahsediyorum. Diyorlardı ki, siz milleti aldatıyorsunuz. E buyurun, millet bize inanıyor ve inandığı için de müracaatını yapıyor. Salı günü Allah nasip ederse Yusufeli Barajı'nın açılışını yapıyoruz. Bay Kemal, arzu edersen sen de gel. Sayın Akşener de gelsin. Oradaki coşkuyu görsünler. Sonradan özel olarak gelmeyi arzu ediyorlar. Aynen TOG'da olduğu gibi. Açılışa gelmediler, sonra ziyarete gelebilir miyiz diye haber gönderdiler. Memnuniyetle gelsinler, görsünler dedik. Demek ki İtalya'da yapılmıyormuş, burada yapılıyormuş diyecekler. Bunu da görecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası'ndaki favori ülkesi de soruldu. Bazı ülkeler var ki geçmişinden bugüne bu işlere hep damga vurmuş. Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi. Tabii şimdi bakıyorsunuz bu ülkelerde de değişiklikler var. Onun için bir defa ilk maçlar bittikten sonra havayı bir görmek lazım. Başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişiklik teklifi kısa süre içinde meclise sunulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı sürece ilişkin konuştu. Hak ve özgürlüklerin düzenleneceği yer anayasadır dedi ve teklifin turnusol işlevi göreceğini söyledi. O zaman Hodri Meydan dedik. Buyurun bu düzenlemeyi anayasada yapalım. Toplum, aile yapımızla alakalı tehlikelere fırsat vermemek amacıyla bir madde düzenlemesi teklifini hazırladık. İnşallah bugün yarın bir planlama yaparak meclisin gündemine taşıyacağız. Bakalım kim orada samimi? Hak ve özgürlükler için anayasayı işaret etti. Başörtüsü düzenlemesini içeren teklifin bu hafta meclise sevk edileceğini söyledi. Teklif üzerinden muhalefete seslendi. Türkiye'nin özgürleşmesi konusunda, alanında kim laf üretiyor, kim samimiyetini ortaya koyuyor? Bu değişiklik, bu teklif gerçek turnusol işlevi yürüyecek. Yani umuyoruz, bekliyoruz ki mecliste muhalefet partileri bugün şu veya bu mülahazayla ne derlerse desinler. Gündem konusu olduğunda bu iki maddenin yasalaşmasından yana tercihlerini, oy haklarını kullanacaklar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ilçe kadın kolları istişare toplantısında kürsüdeydi. Gündemine 2023 seçimlerini de aldı. Her seçim önemli. Elbette ki bu seçim çok daha önemli. Tarihi bakımdan önemli. Türkiye ivme almış. Kimilerinin hayallerini aşarak, akıllarını durdurarak, beklenmedik yerlerde milletimizin yüreğine su serpecek tarzda izahatlar gerçekleşti. Bu ivme, bu perspektif Türkiye kaybetmemeli. Bunu sürdürebilecek kadrolar tekrar güven hazırlamalı. Okullarda 9 günlük ara tatil sona erdi. Ders zili yeniden çaldı ve 19 milyon öğrenci okullarına dönmenin heyecanını yaşadı. Senin nasıl geçti tatilin? Neler yaptın? Dinlendin mi? Evet, güzel geçti. Dinlendim. Kuzenlerime gitmeden önce arkadaşlarımla dışarıda eğlendim. Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. 9 günlük tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Dinlenme zamanı buldum tabii. Bol bol ödevlerimi yaptım. Derslerime odaklandım. Çok güzel vakit geçirdim. Ailemle güzel zaman geçirmeye değer verdim. Çok güzel geçti. Eğitim maratonu kaldığı yerden devam ediyor. Evet, aynen. Çok mutluyum okuluma döndüm diye. Öğrenciler ara tatilde derslere, sınavlara kısa bir mola verdi. İşte o molanın ardından da öğrenciler sabahın erken saatlerinde soluğu okulun bahçesinde aldı. 19 milyon öğrenci kısa bir molanın ardından eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Öğrenciler de okullarına kavuşmanın heyecanı var. Arkadaşlarımı, okulumu, öğretmenlerimi çok özlemiştim. Çok heyecanlıyım. Yeni tatil bittiği için çok mutluyum. Eğitim öğretim takvimine göre 23 Ocak, 3 Şubat 2023'te yarı yıl tatili olacak.
Öğrenciler ikinci ara tatillerini 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacak. 12 Eylül 2022'de açılan okullar 16 Haziran 2023'te kapanacak. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında lise öğrencisi Yağmur Uçar'la öğretmen olan annesi Arzu Özsoy da vardı. Ara tatil sona erdi, ders zili çaldı. Ancak ne Yağmur ne de annesi okuluna dönebildi. Anne kızın okullarında hüzün vardı. Cuma günü ödevlerini dağıtırken gelmeyen arkadaşın ödevini ben veririm hocam diye aldı benden. Arkadaşıma veririm diye. Ama veremedi. Gerçekten çok üzücü. Yoklama defterinden ismi silinmedi. Sırası karanfillerle donatıldı. Ara tatilde Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar'ı arkadaşları ve öğretmenleri unutmadı. Uçar için Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi. Aynı sırayı, sınıfı, yemeğini paylaştığı arkadaşları. Onlar için çok zor. Bizler de bunları onlara anlatırken inanın bizler için de çok zor oldu. Yoklamada ismi yazıyordu bugün gerçekten ve hatta ben bugün ödev kontrol listemde verdiğim artı ve eksilerini gördüm. Yağmur güzel bir çocuktu. Bilmiyorum onun ismi oradan silinse de gönlümüzde hep olacak. 15 yaşındaki lise öğrencisi edebiyata ilgi duyuyordu. Turistik yerleri gezmeyi seviyordu. Ara tatilde öğretmen olan annesi Arzu Uçar'la birlikte İstiklal Caddesi'ne gitti. Hain saldırı onları hayattan kopardı. Bombalı saldırıda yaşamını yitiren anne ve kızın hatırası okullarda yaşatılıyor. Öğretmen Arzu Özsoy'un adı okulunun yakınındaki anaokuluna verildi. Kızı Yağmur Uçar'ın adı ise eğitim gördüğü lisenin konferans salonunda yaşayacak. Sınıf öğretmeni Arzu Özsoy ise Eyüp Sultan'da görev yaptığı özel okulda anıldı. Törende sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Okul panosu fotoğraflarıyla süslendi. İstanbul Taksim'de düzenlenen hain terör saldırısı ile ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı, cezaevine kondu ve tutuklu sayısı 24'e yükseldi. Teröriste yardım ve yataklık edenler, saldırının hazırlık sürecinde adı geçenler. Şüpheliler bir bir yakalanıyor. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan Hüssam Kod adlı Hasan Ali'nin saldırının hazırlığında yer aldığı anlaşıldı. Telefonunu firari Bilal Hassan'a verdiği Hassan'ın o telefondan terörist Ahlam Elbeşir'i aradığı tespit edildi. Hüssam Kod adlı Hasan Ali ile Ahlam Elbeşir ve firari Bilal Hassan'ın kaçak olarak Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de aralarında olduğu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5'i de tutuklandı. Soruşturma kapsamında terörist Ahlam Elbeşir'in de aralarında bulunduğu tutuklu sayısı 24'e çıktı. Bulgaristan'da da saldırıyla bağlantılı 5 kişi yakalandı. Saatlerimiz 00.23'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Pençe Kılıç Harekatı'nın komşu ülkelere zarar verme amacı taşımadığını vurguladı. Tüm ülkeleri teröre karşı insanlık cephesinde birlik olmaya çağırdı. Kurtulmuş, iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi'nin 30. kuruluş yıl dönümü için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuştu. Azerbaycan'ın iktidar partisi olan Yeni Azerbaycan Partisi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü kutlanıyor. Bakü'deki programın açılışına Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş beraberindeki heyetle katıldı. Kurtulmuş etkinlikten önce yaptığı konuşmada Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Harekatın komşu ülkelere zarar verme amacını taşımadığını vurguladı. Terörün ne anlama geldiğini, maalesef bazı güçler tarafından terörün, terör örgütlerinin nasıl vekalet savaşlarının bir aracı olarak kullanıldığını çok iyi bilen bir ülkeyiz. Ve şunu söylüyoruz,
teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bütün ülkeleri, bütün insanlığı da insanlık düşmanı olan terör örgütlerinin tamamına karşı insanlık cephesinde bir dayanışmaya çağırıyoruz. Bakü'deki programın açılışına katılan Numan Kurtulmuş, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını okudu. Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim sözlerini paylaştı. Kurtulmuş, daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da kabul edildi. Görüşmede her alanda ilerleyen iki ülke ilişkileri ele alındı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin diplomatik çabalarından bir kez daha övgüyle söz etti. Stoltenberg, Madrid'de düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'nda soruları cevapladı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması ve esir değişimi konularında oynadığı kilit role özellikle vurgu yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi 68. Genel Kurulu İspanya'nın başkenti Madrid'de yapıldı. İttifak üyesi 30 ülkeden 269 parlamenterin yer aldığı toplantıda ana gündem Ukrayna-Rusya savaşıydı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Türkiye'nin Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik çabaları soruldu. Stoltenberg, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasında ve esir değişimi konularındaki kilit rolüne dikkati çekti. Son ziyaretimde Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen tahıl anlaşması ve esir değişimine ilişkin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi ilettim. Tahıl anlaşması gıda fiyatları ve fakir ülkelerin gıdaya ulaşabilmesi konusunda çok önemliydi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine de değindi. Sürecin hızla ilerlediğini, artık tamamlanması gerektiğini söyledi. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de imzaladığı üçlü mutabakatı hatırlatan NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'in yükümlülüklerine bağlı olduğunu belirtti. Stoltenberg, genel kurula katılan Türk milletvekilleriyle de Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçleriyle ilgili özel bir görüşme gerçekleştirdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkınbak, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in eski danışmanının yazdığı bir kitap tartışma konusu oldu. Kitapta Anastasiadis'in Kıbrıs meselelerinin çözümünde siyasi sahtekarlık yaptığı iddia edildi. Doğrudur. Öyle biri. Rum liderin Birleşmiş Milletler diplomatları ve büyükelçileri de dinlettiği öne sürüldü. Kitap ilginç. En başından beri Kıbrıs'ta çözüm istemedi. Bu amaçla yapılan görüşmelerde siyasi sahtekarlık yaptı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis suçlamaların odağında. Üstelik iddiaların sahibi Rum liderin eski danışmanı Makarios Drusiotis. Rum gazeteci yazar kaleme aldığı Kran Montana adlı kitabında Anastasiadis'e ağır eleştiriler yöneltti. Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bizzat iki devletli çözüm istediğini iletti. Federasyon tartışmalarının zaman kaybı olduğunu söyledi. Kıbrıs'ta iki devlet çerçevesinde çözüm aranması gerektiğini açıkça Çavuşoğlu'na anlattı. Böyle bir durumda Kıbrıs Türk Devleti'nin AB'ye katılımını destekleyeceğini söyledi. Ancak Rum lider çözüm için yapılan görüşmelerde baştaki söylemlerine uygun davranmadı. Çözüm görüşmelerinin ele alındığı Kran Montana sürecinde masayı devirdi. Drusiotis kitabında Anastasiadis'in önemli isimleri Rum istihbaratına dinletip takip ettirdiği iddiasına da yer verdi. Bu isimler arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Damlar'ın olduğunu öne sürdü. Hatta Anastasiadis'in Damlar'ı istifaya zorladığı bilgisini paylaştı. Rum yazara göre dönemin ABD Büyükelçisi John Koenig ile İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd de dinlenenler arasında. Bir komşumuz İran ve kitlesel protesto eylemleri giderek yaygınlaşıyor. Onlarca hatta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtelim. Binlerce kişi gözaltına alındı. Binlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Kimi yorumcular halkın İran'da
İran İslam Cumhuriyeti'nin varlık nedenini sorguladığını düşünüyor. Evet, aylardır sokakların durulmadığı bir ülke İran. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümünün ardından başladı gösteriler ve giderek yayılıyor. Öyle bir ikiye bölünmüşlük söz konusu ki ülkede. Amerika Birleşik Devletleri Galler'le oynuyor. Katar'daki Dünya Kupası'nda İran İngiltere ile karşı karşıya geldi ve 6-2 yenildi İran milli takımı. Ve İran'da Dünya Kupası mağlubiyeti sonrası kutlamalar vardı. Evet, biraz önce ajanslara düştü. Neden? Çünkü İran milli futbol takımı ülkenin milli marşını söylemedi. Şimdi konuya dönersek, başa dönersek. Evet, gözaltına alınanlar var ve bazılarının mahkemeye çıkarıldığını da belirtelim. Göstericilerin bazılarının ve onların hemen hemen tamamına şu ana kadar idam cezası verilmiş durumda. Yani Tahran yönetimi protestoları bastırmaya çalışıyor. Sokaklarda gösteriler var. Kimi yerlerde keskin nişancılar göstericileri ateş açıp öldürülüyor. Aralarında 9 yaşında bir çocuk da vardı geçen hafta. Ve geride bıraktığımız günde bir kişi daha idama mahkum edildi. Ayrıntılar geliyor ekranlarınıza. İran'da Mahsa Amini protestoları 10. haftasında. Gösteriler üniversitelerde yoğunlaşıyor. Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri oturma eylemi yaptı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına, disiplin kurulu kararlarına ve güvenlik görevlilerinin şiddet uygulamasına tepki gösterdi. Protestolarla ilgili yargılamalar da sürüyor. Devrim Mahkemesi bir kişiyi daha idama mahkum etti. Mahkumun ateşsiz silah taşıma, güvenliği ihlal etme ve emniyet mensubunu yaralama gibi gerekçelerle idama çarptırıldığı kaydedildi. Daha önce de benzer suçlardan 5 göstericiye idam cezası verilmişti. Sokaklardaki hava Dünya Kupası'na da taşındı. İran milli takımı İngiltere ile müsabakası öncesinde çalınan milli marşa iştirak etmedi. Takım kaptanı marşı söylememe kararının hep birlikte alındığını açıkladı. Tahran'da ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini penalaşarak hastaneye kaldırılmış ve 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Olay ülke genelinde infial uyandırmıştı. Gösterilerde kaç kişinin öldüğüne dair resmi açıklama yapılmıyor. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne göre 378 kişi hayatını kaybetti. Enerji konusunda son derece önemli bir anlaşmanın haberi var sırada. Çin, Katar'dan 27 yıl boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz alacak. İngilizce yazılışının kısaltılmışıyla bilinen LNG. Bu LNG sektöründeki en uzun süreli satış sözleşmesi. Ve anlaşma uyarınca Katar yıllık 4 milyon ton LNG tedarik edecek Çin'e. Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını kesmesi ülkeleri alternatif enerji kaynakları bulmaya zorluyor. Birçok ülke sıvılaştırılmış doğalgaza yöneliyor. Dünyanın en çok sıvılaştırılmış doğalgaz ihraç eden ülkelerinden Katar, Çin'le LNG sektöründe en uzun vadeli satış anlaşmasına imza attı. Katar devletine ait Katar Enerji, Çinli petrokimya şirketi Sinopec'e 27 sene boyunca sıvılaştırılmış doğalgaz sağlayacak. Yıllık tedarik kapasitesi ise 4 milyon ton olarak açıklandı. Katar, Çin'e 2009'dan bu yana LNG satıyor. Saatlerimiz 00.33'ü gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul projesi çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi. Gelecek yıl demiryolu yatırım payının %64'e çıkacağını belirtti. Bakan Kara İsmailoğlu, Ankara-Sivas arası seyahatin hızlı trenle 12 saatten 2 saate ineceğini açıkladı. İstanbul Havalimanı metro hattı inşaatında kağıthane kesiminin yapımında tamamlandığını kaydetti Ulaştırma Bakanı. Bu stratejik hamlemiz ülkemizi küresel bir lojistik üst konumuna getirerek hem bölgesinde hem de dünyada ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi yapacaktır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul projesinin önemine değindi. Tamamlandığında Türkiye'nin bölgede etkinliğinin daha da artacağını söyledi. Kara İsmailoğlu, mecliste bakanlığının bütçe sunumunda konuştu. Gündeminde yapılacak yeni yatırımlar vardı. Yatırım planlamalarımıza göre 2023 yılında ise demiryolu yatırımların payı %64 olacaktır. Beşiktaş, Gayrettepe, Kağıthane, Eyüp, İstanbul Havalimanı metrosunun Kağıthane Havalimanı kesiminin yapımını tamamladık. Sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açacağız. Kara İsmailoğlu, Ankara-Sivas hızlı tren hattının 2023 yılı Nisan ayında tamamlanacağını açıkladı. Seyahat süresinin 12 saatten 2 saate ineceğini söyledi. Bakan Kara İsmailoğlu, özel sektör işbirliği ile yapılan projelere değindi. Muhalefetin eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi. Son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sadece %20'si, yani yaklaşık 37,5 milyar dolarlık kısmını kamu özel işbirliğiyle yaptık. Devletimizin bir kuruşunu bir kişi haksız olarak ödemeyiz biz. Ben elin müteahhidine fazladan para ödeyeceğim. Ya böyle bir dünya var mı ya? Bunu kim, bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kim yapabilir bunu? Ulaştırma Bakanı planlanan ve devam eden projelerle ilgili de bilgi verdi. Yatırım portföyümüzde 3342 proje var. Bu projelerimizin toplam büyüklüğü 991 milyar 476 milyon TL. Sözleşmeli personele kadro çalışmasında gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda. Çalışmanın bu ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Düzenlemeyle kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor. Kamudaki bu dağınıklığı ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde, bu ay içerisinde bitireceğiz. Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde sona yaklaşılıyor. Çalışmanın bu ay sonunda tamamlanması bekleniyor. Bütün sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Çok güzel. Onların sosyal haklarını standartize edeceğiz. İş güvencesi olacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek. Böylece sözleşmelilerin hak kayıpları ortadan kaldırılacak. Sözleşmeli personel sorunu önümüzde çözüyoruz. Türk devleti sosyal bir devlettir ve sosyal devlet olmanın sorumluluğunu yerine getirecektir. Kamuda kadro bekleyen 600 bine yakın personel bulunuyor. Bazı kamu kuruluşlarının da taleplerinin değerlendirildiği çalışmada gözler şimdi detaylarda. Türkiye'nin en yüksek barajı için geri sayım başladı. Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle su tutmaya başlayacak. 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak baraj, ülkemiz ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak. Yüksekliği 275 metre. Diğer bir deyişle 100 katlı gökdelen yüksekliğinde. Çift eğrilikli beton kemer tasarımıyla dünyanın beşincisi, Türkiye'nin ise en büyüğü. Bu görüntüler Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'ndan. Artvin'deki Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali için geri sayım başladı. Barajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla su tutma töreni düzenlenecek. Tören öncesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi barajı ziyaret etti, TRT Haber'e konuk oldu. 750 bin adet TOK otomobilinin ihtiyacı olan elektriği yine üretiyor olacak. Bu yönüyle de çok çok önemli ve yaklaşık bize yıllık getirisi 5 milyar Türk lirası düzeyinde bize de bir ekonomik katkı sağlayacak. Temeli 9 yıl önce atılan barajın yapımında yaklaşık 5 bin işçi ve mühendis görev aldı. Baraja tabii ilk önce biz derivasyon tüneliyle başladık. Derivasyon tüneli yaklaşık 8 ayda tamamlanmasının akabinde baraj kazı çalışmaları ve ulaşım yolları inşaatlarıyla devam etti. Barajın gövdesi düşey ve yatay düzlemde kavisli tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım gövdedeki su basıncının yamaç bölgesindeki temele aktarılmasını sağlıyor. Böylece gövdenin mukavemeti artırılıyor.
iş gücüne de önemli katkı sağlayan Yusufeli Barajı'nın gövdesi 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. 28 sütundan oluşan barajın gövde kısmına ise 4 milyon metreküp beton döküldü. 2015 yılında kazı çalışmalarındaki imalatlarımızı tamamladık. Devamında ulaşım tünellerindeki imalatlarla beraber 2018 yılında baraj gövdesi imalatları süreci başladı. Maliyeti 34 milyar lira olan barajın kendini 6 yılda amorti etmesi bekleniyor. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Türk donanmasının gökyüzündeki ve denizlerdeki gücü Deniz Hava Komutanlığı. 1911'de alınan Curtiss tipi deniz uçağıyla başlayan serüven, şimdilerde bambaşka bir noktada. Yerli milli hava araçlarını kullanan, başarılı pilotlar yetiştiren donanmamız dünyanın sayılı deniz hava gücü arasına girdi. İki mavinin çelik kanatları kapılarını TRT Haber açtı. Muhabir arkadaşımız Damla Bürçeler'in haberi Altan Ayhan'ın görüntüleriyle geliyor ekranlarınıza. Bir Bahriye subayıydı Mehmet Fethi Bey. 1911'de Türk askeri havacılığın kurulmasıyla pilot oldu. İlk deniz havacı ve Türkiye'nin ilk hava şehidiydi o. Gösterdiği başarıyla deniz ve hava gücünün önemi o yıllarda anlaşıldı. 1914'te 2190 liraya alınan Curtiss deniz uçağıyla başladı serüven. Tayyare Mektebi kuruldu. Ancak bir dönem imkansızlıklar yüzünden deniz hava gücünden yoksun kaldı donanma. Gün geçtikçe gelişen, başarılı pilotlar yetiştiren, kendi hava araçlarını üreten donanma şimdi dünyanın sayılı deniz hava kuvvetleri arasına girdi. Onlar artık iki mavinin çelik kanatları. 8.333 kilometre kıyı şeridi ve etrafını çeviren denizlerle tam bir deniz ülkesi olan Türkiye'de Mavi Vatan Doktrini ile önemi daha da çok anlaşılan deniz yetki alanlarımıza sahip çıkılması, ülke hak ve menfaatlerini savunması için çok önemlidir. Bu alandaki oluşacak tüm hareketlerin su üstü, su altı ve hava dahil buradaki temasların anlık olarak tespit edilip komuta kontrol merkezlerine iletilmesi komutanlarımızın vereceği kararlarda önemli rol oynamaktadır. Kocaeli'deki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü aynı zamanda bir okul. Eğitim sınıfları, yerli simülasyon odalarıyla Mavi Vatan'ın gözcüleri her türlü senaryoya hazırlanıyor. Komutanlığın ana üssü Kocaeli'de, Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı. Ayrıca Çanakkale, Dalaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Hava Meydan Komutanlığı'nda üsler konuştu. Bu üslerde konuştu 41 helikopter, 11 deniz karakol uçağı, 4 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 20 insansız hava aracı bulunuyor. Donanmanın maviliklerdeki gözcüleri envanterini giderek güçlendirmeye devam ediyor. Her biri su üstü ve su altı tehditleriyle başa çıkabilecek modern hava araçları. Mavi Vatan'da olup biten her şeyin kaydı deniz hava personelinde. Kocaeli'den çıktık, Bayraktar TB2'lerin konuşlu olduğu noktalardan birine, Çanakkale Deniz Hava Üssü'ne geldik. Uçan kuş, yüzen gemi. Şu anda yanı başında durduğum Milli Grup insansız hava araçları sayesinde rüzgar ne kadar kuvvetli olsa bile kesintisiz ve daha kolay takipte. Ağaç basılacak, bölgede tavuk. Deniz üzerindeki harekatı 3 boyutlu ortama taşıyor deniz hava gücü. Gemiye konuşlu veya karadan yapılacak her türlü göreve hazır. Böylesine stratejik bir güç, hem caydırıcılığı hem de uluslararası platformlardaki pazarlık gücünü önemli ölçüde artırıyor.
imrendiğimiz bir meslektaş, hayranlık duyduğumuz, tıp dünyasında en güvenilir gazeteci kabul edilen bir isim. TRT Haber'in başarılı, duayen, kıdemli muhabiri Fatma Demir Turgut. Son derece özel bir ödüle layık görüldü. Az bile. Fatma Demir Turgut, aşı olmayanların yoğun bakım hikayesi haberiyle Türk Böbrek Vakfı'nın Televizyon Vaka İnceleme Ödülünü aldı. Kutluyoruz Fatma'yı. Çok pişmanım. Bir çevre baskısı var. Kimi ol diyor, kimi olma diyor. Fırsat bulamadım aslında. Ama olmadım, çok pişmanım. TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadelede aşının önemini anlatan bir habere imza atmıştı. Bu haberle de Türk Böbrek Vakfı tarafından ödüle layık görüldü. Burada bulunan hastaların en temel özelliği maalesef çok genç yaşta olmaları ve aşıyı ihmal etmiş olmaları. Türk Böbrek Vakfı tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 6. kez düzenlenen medya ödüllerinin kazananları belli oldu. Bu ödülleri vermekte gurur duyuyorum. Pek de fazla değişmiyorsunuz. Demek ki siz bu sektörün liderlerisiniz. Aşı olmayanların yoğun bakım hikayesi haberiyle TRT'den Sayın Fatma Demir Turgut Televizyon Vaka İnceleme Dalı'nda haberle bir kişinin bile olsa aşı olmasına vesile olduysak ne mutlu diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Törende sağlık muhabirlerine evet. Farklı kategorilerde Televizyon ödüller verildi. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda A grubundaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. B grubu karşılaşmasında ise İngiltere İran'ı 6-2 yendi. Günün son maçında ise Amerika Birleşik Devletleri ve Galler karşı karşıya geldi. Berabere biten maçın özet görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Güzel bir maç olmuş. Amerika-Galler. Ve şimdi veda zamanı diyoruz. Haftanın ilk gece bakışı bitti. TRT Haber'de saat 23'ten bu yana karşınızdaydık. 1 saat 50 dakika boyunca yılın 325. günü olan 21 Kasım 2022 Pazartesi de hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardık. Gece bakışını Ahmet Ocaklı kaptanlığında Hasan Bilgili, Müjdat Arslan ve Emre Yüksel hazırladı. Yönetmenimiz Aydın Aydemir'di. Ali Rıza Dinç, Erdem Arslan, Gökün Dündaroğlu, Feyza Kayar, Merve Yaşa Yeşil, Şeyma Kaya, Caner Katırcı, Veys Öztürk ve Hevin adı belli de katkıda bulunan arkadaşlarımızdandı. Ben Fuat Kozluklu, güzel ülkemin güzel insanları, yeni günün hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, başarı ve de bereket getirmesi dileklerimle yatacak olanlara iyi uykular, tatlı rüyalar. Bizler yılın 326. günü olan 22 Kasım 2022 Salı'da saat 23'te yeniden karşınızda olabilmek umuduyla hoşçakalın diyoruz kapatmadan önce. Ülkemize yönelik parçalama hedefli Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Batı ülkesi destekli terör güruhlarına karşı, onun bunun tetikçilerine karşı canını ortaya koyan, sınırlarımızı koruyan Mehmetçi'ye, tüm güvenlik güçlerimize de ayrıca selam olsun. Allah onları esirgesin.